Yani de oturup bakman lazım orada. O sandalyeyi çek, otur önüne. Saçım güzel görünüyor. Bitti. Neyi görüyorsun? Hani terledi bu iş. Çok net. Net görünüyor mu? Oldu mu sence? Bence olmadı. Başlarken devam gelir zaten. Bin kere çekiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Aç. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün annemle farklı bir şey yapacağız. Ya benim anlatımımı çok beğenmediği için kendisi dahil olmak istedi ama görünmek istemiyormuş. O yüzden o da arkadan böyle bilgiler verecek. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak bakalım. Şu bardağımız var. 250 ml'lik bu. Paşa Bahçe'nin. Biz bunu daha önceden aldığımız için ben şu anki güncel fiyatına baktım. 30 lira gibi bir fiyatı var. Ama indirimde de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani 1000'e 101'e geliyor bunlardan. Gayet kullanışlı bir şey. Biz bunu Migros'tan almıştık. Şu şekilde 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 diye gidiyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir ölçü bardağı. Bence herkesin de evinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Burada benim çok sevdiğim bardaklarım var. Şu şekilde Kemal Atatürk bardakları, iki tane. Birinin tutma yeri kırmızı, biri siyah. Şekilde annem almış bunu da Migros'tan. Hatta bu Migros'a ilk geldiği zaman anneannem bir daha gelmezse diye hemen almış ablamla ikimize de. Gerçekten de bir daha gelmemiş yani. Boyutta gayet büyük. Çok hoşuma gitti benim. Çok güzel gerçekten. Devam edelim. Burada böyle özgütüm teneke bir kutusu var arkadaşlar. Annem bana tatlı almıştı. Ben de bu teneke bir şey olmaz buna diye sakladım bunu. Şu şekilde özgüt yazıyor. Bunlar normalde marketlerde tek şey olarak da satılıyor bu arada. Bunu saklama kutusu olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani yaptığım kurabiyeleri de koyabilirim. Marketten aldığım kekleri, bisküvileri de koyabilirim. Bu şekilde teneke bir kutu. Hiç de bir şey olmaz. Zaten kaç yıldır da duruyor. Hiçbir şey olmadı. Bu şekilde. Burada bir dikdörtgen borcamımız var. Bunu da açayım. Şu şekilde arkadaşlar, bayağı büyük. Annem bunu Carrefour'dan almış. Hatta bu bir tane değil, set halinde bayağı fazla var, indirim varmış. Yani bu tabii çok yıllar önce alınmış bir şey. Şu anda güncel fiyatlarını bilmiyorum. Yani almayacağım için bakmadım hiç. Edelim arkadaşlar. Burada da Bernardo'nun iki katlı pasta sunum tabağı var. Ben onu açıp size şimdi kurayım, öyle göstereyim. Biz kurduk arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Üstü 21 santim, altı 27 santim. Böyle arkadaşlar, tutma yerinde böyle bir halkası var. Ya çok güzel, ben çok beğendim. Desenin renkleri gerçekten çok uyumlu yani. Yani yaptığım tatlıları, tuzlu kurabiyeleri direkt koyabilirim, servis edebilirim. Hatta ben bunu kahvaltı takımın yanında da kullanabilirim diye düşünüyorum. Gayet uyumlu, kahvaltı takımında gördüyseniz eğer bence gayet güzel olur diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada bunun fiyatı
Ben hatırlamıyorum. Biz galiba bunu bayağı önceden aldık. Ama ben internetten şu anda güncel fiyatlarına baktım. İşte 90 lira 100 lira arasında gidip geliyor. Ama bu modelden bulamadım. Hatta şu anki olan modelleri de gerçekten hiç beğenmedim. İyi ki almışız diyorum. Devam edelim şimdi. Burada benim düdüklü tencerem var. 5 litrelik. Onu da açıp göstereyim. Markası Netlon. Arkadaşlar dediğim gibi 5 litrelik tutma yerleri kırmızı, mat değil, parlak. Ben çok düdüklü kullanabileceğimi zannetmiyorum. Kullanmayı da bilmiyorum. Annem çok kullanıyor. O yüzden bence o biraz bir şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Evet, ben de İrem'in dediği gibi ilk zamanlar kullanabileceğini zannetmiyorum ama düdüklü bizim yani ailemin bizim mutfakta elimiz ayağımız olduğu için onu da zamanla çözecektir. Başta biz büyükler gösteririz. Zamanla kendisi de çözer. O yüzden çok büyük bir şey almayı düşünmedim. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum anneme de. Bu güzel bilgileri için. Kapatmayı bile beceremiyorum. Direkt koyacağım. Lav'ın 7 parça kase seti var burada. Lav Burak diye geçiyor bu arada arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gayet büyük bir kasesi var. Yani bunu salata kasesi olarak kullanabilirim diye düşünüyorum. Diğerlerini de çıkartayım, öyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar da küçük kaseleri. Bunlardan da 6 tane var. Ben bunun da güncel fiyatına baktım. Biz bunu da daha önceden almıştık. Fiyatını gerçekten hiç hatırlamıyorum. Bunun şu anda güncel fiyatı büyük kase 25 lira olarak satılıyor. Küçükleri de bir 23-24 lira gibi gördüm sanki. Bu şekilde yani 50 liraya geliyor. Bence yine de gayet hesaplı diye düşünüyorum ve çok da güzeller. Ve son olarak arkadaşlar bu şekilde IKEA'nın salata kasesi ahşap, bayağı büyük gördüğünüz gibi. Ben bunu çok beğenerek almıştım. Ya sanırım fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Hatta baktım da şu anda yani bunun aynısından bulamadım. Ama 100 lira gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Yani 100 liraya değer mi? Bence değer. Çünkü ben salata yapmayı da yemeyi de çok sevdiğim için kesinlikle her gün kullanırım diye düşünüyorum. Hatta IKEA'nın bu boylarda cam olanı da vardı. Onu da çok beğenmiştim. Hatta o daha uygun fiyatlıydı. Onun da 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Onu da almayı düşünüyorum. Birkaç tane daha diğer kolilerinden çıkar salata kaselerim var. Onları da gösteririm diye düşünüyorum. Benim salata kasem de bu şekilde.
bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.